Arkadaşlar yeni madende bir rekor denedim. 902. ikinci kata kadar indim. Mola arası oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sabahtan beri oğlu şimdi oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu kış ayındayız arkadaşlar, o yüzden tarım falan yapamıyoruz. Onun için madene ve balık tutmamız gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar seçeneklerden bir tanesi de madene gitmek. Şimdi madene gidip burada güzel cevherler falan bulalım. Şöyle 105. kattan başlayayım, bakalım ne bulabileceğiz. Burada yalnız iki tane canavar gibi canavar var. Şunları gel bakayım. Tamam, biri öldü, diğeri de öldü. Güzel. Bir alt kata inelim bakalım. Burada CFL yokmuş. O çok güzel. Burada bir tane elmas bulduk. Burada bizim niyetimiz CFL bulup ondan sonra da onları külçe yapıp külçeyle sattıktan sonra bakalım ne kadar para kazanacağız. Ondan sonra da biraz balıkçılık yaparız arkadaşlar. Şu demir kafayı bir öldüreyim önce bir. Tamam. Güneş özü verdi bize. Ama hiç şu ana kadar şey bulamadım. Ha, cevherler buradaymış. Tamam. Kömür de bulduk. Güzel. Onları işlememiz için kömür de lazımdı bize. Onu da aldık. Madende bulmuş olduğum cevherleri şimdi fırında arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde külçe yapayım. Bakayım yetecek mi yetmeyecek mi onu da bilmiyorum ama. Gerçi kuvarslarım da var. Yetiyor galiba. Evet, hatta 7 tane de fazla kaldı. Şimdi bunları arkadaşlar külçe olduktan sonra satalım, bakalım bir tanesinden ne kadar para kazanıyor. Külçelerim hazır arkadaşlar. Bunları şöyle hızlı bir şekilde toplayayım bir. Bunların tanesi kaç liraya gelecek? Satınca hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Madende bulmuş olduğum jetonları da işlemek için demirciye geldim. Bakalım bunlar da ne verecek arkadaşlar. Bu neymiş? Cüce aygıtı, taş, çöp. Bir tane daha cüce aygıtı verdi. Kaplan gözü, limon taşı, taş. Hep çöp çıktı. Ha, iridium verdi cevheri. Bir tane daha cüce aygıtı verdi. Bu ne böyle? Limon taşı. Bu güzel. Biz Bixit. Demir cevheri. Devam. Ha, bunlar para eden şeyler. Bu da aynı şekilde. Kırmızı kuvars. Kızıl kuvars. Kırmızı diyorum. Kil. Hiç de para etmeyen bir şey. Bakır cevheri. Demir cevheri. Bir tane daha demir verdi. Bakır. Bu cüce aygıtından ben şey yapacağım arkadaşlar. Müzeye bağışta bulunacağım. O kadar çok fazla çıktı ki. Bir tane de şöyle büyük jetonum vardı. Ondan da taş çıktı. Şimdi bu madenden bulduklarımızı arkadaşlar bir şeye gönderilenleri atalım bakalım. Yalnız bakır cevheri, demir ya da iridium cevherlerini satmayacağım ben. Şunları bir satayım bakayım hangisi daha para ediyor. İnşallah şu cüce aygıtı mıdır nedir? O iyi para eder çünkü ondan çok fazla çıktı. Zaten kilden bir şey beklemiyorum. Şunlar dursunlar. Tamam.
Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda kazanmış olduğumuz para burada 160 lira 65 kuruş. Önce size tutmuş olduğum balıkları göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurada da şöyle bütün özel balıkların hepsini yakaladım. Yani yakalayamadığım balık kalmadı. Şimdi Willy'nin kulübesine gidip orada balık yakalayacağım. Willy de balık tutuyor arkadaşlar. O da sabah sabah o da bıraktı. Onun yerine ben devraldım şu anda. Bakalım nasıl balıklar tutabileceğiz. Şu anda hiç balık gelmiyor. Tamam geldi. Sandık da geldi. Dur şu sandığı alabilirsem. Aldım. Şimdi sen gel. Ne balığı bu? Ringa balığı arkadaşlar. Ne verdi bize? Burada iyi. Aldın cevheri ve jeton verdi. Arkadaşlar bu arada aklımdayken ben size söyleyeyim. Yabani yem yapacağım ben. Şurada. Bunun için lif, böcek eti ve balçıkça lazım. Ben onu daha önceden hazırladım. Bunu nasıl aldın diyorsanız arkadaşlar Linus'un kalbini 10 yapmanız yeterli. Ondan sonra da bunu şeye takacaksınız. Oltanın ucuna takıp arkadaşlar ondan sonra da balık tutmaya çalışacağız. Bunun özelliği arkadaşlar şu. Onu söyleyeyim ben size. İki tane aynı anda balık yakalayabiliriz arkadaşlar. İyi güzel. Bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi iki tane ton balığı yakaladık. O güzel. Bu ne böyle? Bayağı şanslıyız. Şöyle hepsini birleştirelim. Ondan sonra da oltanın ucuna atalım. Tamam. Şimdi biraz da nehirden balık yakalayalım arkadaşlar. Bakalım burada ne gelecek bize. Bu büyük bir ihtimalle sazana benziyor. Şu sandığı alalım derken balığı kaçırıyorduk. Ya kefal mi bu? Tatlı su levrek mi? Ha kefal geldi. İki tane yakaladık yine. Burada da aynı yine jeton ve altın cevheri verdi bize. Bir daha attık bakalım ne yakalayabileceğiz arkadaşlar bu sefer. Yine sandık verdi. Güzel. Tamam. Bu sefer dip balığı yakaladık arkadaşlar. Bu dip balığını bazı arkadaşlar bana sormuştu nasıl yakalanıyor diye. Bu çünkü halk evi görevlerinde var dip balığı nasıl yakalanıyor diye. Kış ayında nehirden yakalıyoruz arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar bunu bu şekilde şey yapabilir. Şimdi bir tane daha geldi. Dur bakalım. Oo, bu biraz canlıya benziyor. Yerinde durmuyor. Ne bu Mersin balığı mı? Aynen öyle. Mersin balığı da arkadaşlar buradan yakalanıyor. Burada aynı zamanda iri ağızlı levrek de yakalanıyor ama bunlar hep tek geldi. Normalde iki tane de gelebilirdi. Aa bu kaçtı mı? Dur. 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 Çok hızlısın. Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, tamam. Ne yakaladık? Yine Mersin balığı mı? Aynen öyle. Güzel. Bu sefer bize odun verdi. Bir tane daha yakalayabiliriz arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne yakalayacağız? Aha, yalnız oltanın ucu biraz yukarıya fazla kaydı. Tamam. Evet. İri ağızlı levreyi de yakaladık. Arkadaşlar yakalanmış olduğumuz balıklardan 3950 gold para kazanmış. Arkadaşlar yeni madende bir rekor denedim. 900'ün ikinci kata kadar indim. Şu arada bombamı da alayım bir. Şöyle bir bombayı koyalım.
Burada her taraf iridyum kaynıyor. Birinci kata kadar inebilir miyim diye baktım ama maalesef zaman yetmedi. Şöyle şurayı toplayayım. Hatta şöyle bir aşağı atlayalım bir 8 kat. Toplam 9-10 kata kadar indim arkadaşlar. Madende toplamış olduğum iridyumlarımı fırına ataraktan şöyle bir şekil ortaya çıkarttım arkadaşlar. Bu arada çok da güzel oldu görmüş olduğunuz gibi. Şu elmaslarımı toplayayım bir. Şöyle. Bunları satarsam dünya kadar para kazanacağım arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir düzen yaptım buraya. Şunu da alayım. Şöyle. Az kaldı burayı da toplamam. Şu yukarıdaki elmaslarımı da alayım. Ama benim çok hoşuma gitti. Görmüş olduğunuz gibi artık bunları satıp bakalım bunlardan ne kadar para kazanacağız. Arkadaşlar yeni madenden toplamış olduğum iridyum cevherlerini külçe yaparak sattım. 110 tane iridyum külçesi yaptım. Aşağı yukarı toplam ne kadar kazanmışım? 160 bin gold kazanmışım arkadaşlar. Yani çok güzel bir para. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.